E Sayın Ar, siz nasıl değerlendirirsiniz? E, Sayın Şendir aslında önemli bir noktaya değindi. E, bu yurt dışı ziyaretleri Türkiye'deki seçmen tarafından nasıl algılandığına ve e, dar gelirleri, dar gelirli aileleri ziyaret etmesini tavsiye ederim gibi bir açıklamada da bulundu aslında Sayın Şendir. Şimdi efendim e, nasıl algılayacak? E, algılayabilmesi için e, değerlendirebilmesi için ee, ziyaretleri anlamlandırması gerekiyor seçmenin. Ee, ancak e, şu an bir sorun var. Ee, ben kendim dahil olmak üzere e, bu ziyaretleri anlamlandıramıyorum. Ee, yani şimdi e, neden yapılıyor? Şimdi bir e, Türkiye'deki ana muhalefetin lideri e, son derece değerli bir figürdür. E, ve yapmış olduğu ziyaretlerin bir şekilde kendileri tarafından niyet ve maksat denkleminde gitmeden önce ifade edilmesi gerekir. Ve ortaya çıkan sonuçların da kamuoyuyla, halkla paylaşılması gerekir. Çünkü sonuçta bir seçim kazanmak istiyorlar. Şimdi bu seçimleri, seçimlerin kazanılmasıyla ilgili veya Türkiye'ye katkı sunulmasıyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinin veya İngiltere ziyaretinin, olası İngiltere ziyaretinin Anlamı nedir? E, açıkçası hani e, evet e, bir siyasetçi değiliz e, ama açıkçası e, bir muğlaklık var. E, şimdi ben kendim düşünüyorum, hani e, boşa koyuyorum dolmuyor açıkçası dolu doluya koyuyorum almıyor. Yani neden bu ziyaretler yapıldığını ben anlamlandıramıyorum. E, şimdi ve böyle olunca da e, pek çok şaibe, ortaya çıkıyor. Pek çok hani e, bir tartışma platformu, bir tartışma zemini oluşuyor, ama e, neyi tartıştığımızı da bilmiyoruz ve buna, buna dair de bir takım italar, iddialar, iddialar, iddamlar e, yürüyor, alıyor, alıyor başını gidiyor. Şimdi şöyle düşünüyorum yani e, bir siyasi lider hani işe giderlerken, Amerika Birleşik Devletleri'ne giderken işte bir takım e, kuruluşları, sivil toplum örgütlerine ve bilimsel e, bir takım yapıları ziyaret edeceği söylendi. Şimdi düşünüyorum, e, böylesi de kısa bir zaman dilim içerisinde bilimsel bir seyahat nasıl yapılabilir? Yani ben örneğin e, hani böyle böyle bir şey olsa bir fikir anlamında e şunu yaparım yani partiden e, bir bilim adamları heyeti oluştururum, e, bir fon sağlarım onlara ve e, e, nokta e, yani e, nokta atışlı e, bir e, Operasyon yürütürüm örneğin yani giderim orada işte bilimsel anlamda partinin işte e, akademik heyeti orada bir çalışma yapar ve o çalışmanın sonuçları Türkiye'ye katkı sağlayacak e, bir anlam, anlamla beraber Türkiye'de vatandaşla paylaşılır, kamuoyuyla paylaşılır. Ama e, bir 8 saat meselesi ve 8 saat meselesi üzerinden yürüyen devasa bir e, belirsiz tartışma. Ve bununla ilgili işte icazet aldı, icazet alındı, şu yapıldı, bu yapıldı. Şimdi e, bu da çok tehlikeli bir cümle. Buna yol vermek de çok tehlikeli. Şimdi bir e, ana muhalefetin liderinin e, icazet aldığı gibi bir şai, şaibeye neden olacak bir ziyaret yapması da açıkçası son derece tehlikeli. Yaptı mı yapmadı mı onu bilmiyorum. Yani böyle bir cümle kuramam. Böyle iddialı cümlelerin peşinde koşamam. Ama buna dair bir şaibeye neden olmak bile bana sorarsanız son derece tehlikeli. Hele ki buna dair bir takım yurt dışından işte siyasi süreçleri de bir şekilde etkileyecek şekilde destek alınmaya dair bir gayret veya Cumhurbaşkanı adayı aramaya dair bir işte istişare süreci varsa açıkçası bunda Türkiye için son derece tehlikeli bulur. Çok özür dilerim Abdullah Bey. Çok doğru bir yere çektiğimizde ya Türkiye'de Amerikan karşıtlığı bu kadar yüksekken Amerika'dan icazet alıyor görüntüsü tırnak içinde söylüyorum başlı başına problem. Yani Türk halkının şu anda en fazla düşman algısı olduğu ülkelerden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri. Yani Yunanistan'dan sonra tahminen iki gelir hatta at başı gelirler. Şimdi böyle bir dönemde Amerika'dan... Yani bazı ya, kamuoyu çalışmaları %90'ları gösteriyor. Yani şimdi böyle bir zamanda Amerika'ya gidip Amerika'dan icazet alsanız bir dert daha kötüsü hiç böyle bir niyetiniz yokken... Öyle bir tartışmaya neden olacak 8 saatlik organizasyon problemi. Ya yani hiç böyle bir niyetiniz olmadığını varsayalım. Hiç böyle bir şey de yapmadınız. Ama o 8 saatin insanların kafasında yarattığı soru işareti, bu adam orada birileriyle görüştü ve gizli bir şeyler yaptı algısı Kemal Bey'e zarar veriyor. Yani bu e, hakikaten son derece önemliydi. Hani Amerika'ya gittiğinizde ne oldu? Ya iyi geçse de problem, kötü geçti zaten problem. Buyurun Sayın. Şimdi İngiltere. Yani Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerde e, Türkiye'deki ana siyasi eksenleri, İngiltere'deki bir takım güç odaklarının, etki odaklarının muhalifte edeceğine dair e, bir kamuoyunda algı oluşmuşsa bu algıyı da engellemek gerekiyor. Yani sonuçta siz İngiltere'ye gitti. Ya yani şunu düşünüyorum açıkçası. Gerçekten Türkiye'deki ana muhalefeti ben çok önemsiyorum. Bu anlamda yapmış olduğu ziyaretleri de çok önemsiyorum. Anlamlandırmak istiyorum ama anlam, anlamlandıramıyorum. Yani bunu benim aklım yetmiyor mu? Benim aklım yetmiyor olabilir. Ama benim gibi on milyonlarca insan olduğunu da düşünüyorum Türkiye'de. Neden gidiliyor? Amaç ne? Bunu bilme hakkımız var diye düşünüyorum. Yani bunu e, söylemeleri kendi yararlarına da, kendi siyasi ikballeri adına da önemli. Ama Türkiye'yi ilgilendiren son derece kritik bir eşiğin içerisindeyiz. Şimdi şöyle bir gerçeği de görmek zorundayız. Türkiye bütün siyasi rekabetin dışında korkunç bir türbülansın içerisinde. Tam ortasında. Ve gidilen ülkelerin Türkiye ile ilgili geliştirmiş oldukları çok farklı angajmanlar var. Dış siyasetle bağlantılı. Yani şimdi bir kere Amerika Birleşik Devletleri gidildiği zaman burada çıkan sonuçları e, vatandaş olarak duymak istiyorum ben. Örneğin İngiltere'ye neden gidiliyor? E, amaç nedir? E, buna dair bir açıklama duymak istiyorum ben. Ya da mevkidaşı İşçi partisi genel başkanı ile buluşacak mı? Bir tane soru işareti mesela. Yani iki, iki tane yani ana muhalefet özellikle özellikle buluşacak mı? Özay olduğu şey de çok doğru. Bir kere bu grilik, belirsizlik ve ortaya çıkan şaibeler böylesine bir siyasi ortamda CHP'ye çok zarar verdiğini düşünüyorum. Bir diğer tarafıyla gittiği ülkelerde e, örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG PKK ile ilişkisi ortada. FETÖ ile ilişkisi ortada. Yunanistan üzerinden Türkiye'ye yönelik olarak ortaya koymuş olduğu açılım ortada. Ermenilerle ilgili işte bir soykırım yaptığına dair kurmuş oldukları cümleler ortada. Şimdi oralara gidildiği zaman Türk insanın onurunu, duruşunu, iradesini temsil eden bir takım açıklamaların yapılmasının hem Türkiye'deki ana siyaseti son derece olumlu etkileyeceğini, hem Türkiye'nin jeopolitik bir türbülansın içerisindeki pozisyonunu netleştirmek milli birlik ve beraberlik adına son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Ama buna dair de açıklamalar yok. Şimdi o zaman buna dair şimdi YPG, PKK ile ilgili veya diğer oluşumlarla ilgili bu kadar net ifadeler ortaya çıkmay çıkmayınca, yani sadece orada değil, burada da net ifadeler ortaya çıkmayınca, özellikle yakın dönemde toplumu son derece hassasiyet ortaya koyduğu bir takım e, konularda e, bununla ilgili net e, tepkiler, net, tep net yansımalar ortaya çıkmayınca, bir diğer tarafıyla da Amerika'da veya İngiltere'de bir takım ziyaretler yani belirsizlikler üreten bir takım ziyaretler yapılınca ortaya bir fotoğraf çıkıyor. Ve bu fotoğraf bir doğal olarak Türkiye'deki bilinç üreten veya hamaset üreten duygusal veya akıl üzere hareket eden eksenleri etkiliyor. Bunu hani CHP Türkiye'nin geleceği adına olumlu etkileyecek bir takım ee, çıkışlar üretmesi gerektiğini düşünüyorum. Nasıl sorusuna, nasıllar sorusuna cevaplar vermesini bekliyorum. Bir cümle var, biz yaparız. Bu güzel bir cümle, ama nasıl yaparıza dair e, bir yaklaşım göremiyorum. E, bu e, tabii e, bir vatandaş olarak söylüyorum bunu. Yani bunu yaparlarsa Türkiye'deki siyasete büyük bir katkı sağlayacaklarını değerlendiriyorum. Türkiye'nin e, yükselmesine ve yücelmesine bir katkı sağlayacaklarını düşünüyorum. Ama göremeyince tabii doğal olarak e, açıkçası e, bu flu belirsizlik üreten ziyaretlerle birleşince e, tabii bir karamsarlıkta çökmüyor değil. Peki. Onu da ifade etmeliyim. Yani sonuçta e, iktidara talip olmak son derece önemlidir. Ama bu iktidarı ele aldığınız zaman bu işi nasıl yapacağınızı toplumu anlatmak ve toplumu ikna etmek de son derece önemlidir. Edemiyor mu muhalefet partisi ya da siz mu? Bence muhtemelen. edemiyor. Şimdi şimdi yani Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerinden kurgulanan bir siyasetin onlara yetmeyeceğini düşünüyorum. Ve buradan da söylüyorum. Eğer gerçekten böyle bir iddiaları varsa bu Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerine inşa edilerek yapılamaz. Türk milleti buna prim vermez. Evet belli kesimler prim verebilir. Yani e, Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerinden e, bir hamaset öğretmiş, e, buna dair bir doğuma üretmiş kesimlerde bir karşılığı olabilir. Ama nasıl sorusu arayan toplumsal kesimlerde e, bence bunun bir karşılığı olmaz. Peki, şimdi çok kısa bir araya gidelim. Aranın ardından buradayız, devam edeceğiz.